Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömer Faruk Çetinkaya. Sizlerle birlikte Çanakkale'ye geliyorum. Yolculuğumuza Eskişehir'den başladık. O yüzden ilk başta karlı bir havamız vardı. Sonradan normale döndü. Yollarda tabii ki yağmur ve karlı yerler vardı. Şimdilik hava güzel. Bakalım. Hava buralarda 3-4 derece fark ediyor arkadaşlar. Daha sıcak ve güzel güneşli hava var buralarda. Ama ben her zaman olduğu gibi kışlık lastiklerini takmadan hiçbir zaman yola çıkmıyorum. Kış aylarında gizli buzlanma olabiliyor. Şu anda yapımı 2017 yılında başlanan Çanakkale Köprüsü'nün yanından geçmekteyiz. Köprünün %70-75'i tamamlanmış durumda. 18 Mart 2021'de de açılması planlanıyormuş, tabi duyduğumuza göre. Yaklaşık 450 km'lik yolculuğumuzun ardından Çanakkale'ye varmış bulunmaktayız. Şu an Çanakkale merkezdeyiz. Gördüğünüz yer Sarıçay Nehri. Çanakkale çok ufak ve güzel bir şehir. Yaklaşık 550 bin kadar nüfusu var. Şu anda Çanakkale Cuma Pazarı'ndayız. Burası haftanın 3 günü açık. Salı ve pazar günleri nispeten daha küçük oluyor. Cuma günleri en büyük ve kalabalık olduğu zamanlar. Çok sakin ve temiz bir pazarı var. Fiyatlar da çok makul geldi bize. Şöyle ufak bir gezinti yapıp çarşı tarafına doğru geçelim. Çanakkale'de cadde ve sokaklar çoğu yerde dar ve tek şeritli. O yüzden çok arabayla gezilecek bir yer yok. O yüzden ben de size gezerek şöyle bir etrafı göstermeye çalışacağım. Şu anda türkülere konu olmuş meşhur Çanakkale'nin Aynalı Çarşısı'ndayız. Eskiden kervansaray olarak kullanılan bu yer, şimdilerde bolca hediyelik eşya ve yöresel ürünler barındırıyor. Çanakkale'ye yolunuz düşerse buraya mutlaka uğrayın derim. Evet, şu anda sahile gelmiş bulunmaktayız. Bu görmüş olduğunuz yer Çanakkale Boğazı. Karşıdaki yer Kilit Bahir. Sahil boyunca çok fazla balıkçı ve kafeteryalar var. Burada insanlar balık tutabiliyor kendi ortalarıyla. Karşıdaki görmüş olduğunuz yer ise liman ve iskele tarafı.
karşıya geçmeye vaktimiz olmadığından ben de size çekebildiğim kadarıyla iyi tarafları çekmeye çalıştım. Burası da Çanakkale Saat Kulesi. 1896 yılında yapılmış, 20 metre uzunluğuyla günümüze kadar hala yıkılmadan ayakta kalmış. Burası İskele. Buradan aracınızla 50-60 liralık gibi bir ücretle karşıya geçebiliyorsunuz. Günübirlik seferler mevcut. Sabahleyin 10 gibi kalkıp akşamda 6-7'ye kadar yanlış hatırlamıyorsam dönmüş olmanız lazım. Yani kısa bir saati var. Biz bu sefer karşıya geçemedik ama inşallah bir dahakine gidip buraları da göstereceğim size. Evet, kedilerin bu amansız mücadelesini izledikten sonra kış günlerinin vazgeçilmezi olan salepten birer yudum aldık ve yolumuza devam ettik. Evet, şu anda Turbu Atı'nın yanına gelmiş bulunmaktayız. Bu at Çanakkale Valiliği'nin tam karşısında, liman hemen yanında bulunmakta. Çarşıya da çok yakın, rahatlıkla gelip görebilirsiniz. Bu heykel 1975 yılında yapılan Turbu Atı heykelinin birebir kopyasıymış. Turbu Atı'nın hikayesini hepiniz bilirsiniz sanırım. Truva kentini ele geçirmek için içerisine gizlenen 30-40 tane silahlı asker gece yarısı atın içerisinden çıkarak tüm şehrin kapılarını açıp şehrin ele geçirilmesine yardımcı oluyorlar. Çanakkale'de iki tane Truva atı bulunmaktaymış. Bu resimde görmüş olduğunuz at ise daha önce burada sergilenmekte olup şu anda Truva atı kentinde bulunmaktaymış. Tabi gerçeğiyle pek bir alakası yok. Gezmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada sahildeki balıkçıların yanında suyun içinde bir balık adam gördük.
suyun altına girerek denizdeki çöpleri ve kopmuş misinaları çıkartıyormuş. Denizlerimizi kirletmemek ve temiz tutmak çok önemli. Bu arkadaşa da gönülden teşekkür ediyor ve kolay gelsin diliyorum. Evet, şu anda Çanakkale Deniz Müzesi'ne geldik. Buraya giriş 13 lira. Öğrencilere ise ücretsiz. Bu müzede 19. yüzyıl başlarında öğretilmiş ve Çanakkale Savaşı'nda da kullanılmış gerçek silahlar mevcut. Bu bölümde video biraz uzun olduğundan artık altyazıyla anlatmaya çalışacağım sizlere. Ben gezip görürken çok eğlendim. Umarım siz de sıkılmadan izlersiniz. Şu anda Çimenlik Kalesi'nde gelmiş bulunmaktayız. Bu kaleyi Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethinden sonra 1463 yılında düşman işgalinden korunmak suretiyle boğazın her iki yanına yaptırmıştır. Etrafı surlarla çevrili olan Kale-i Sultaniye günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.
Burası da cephedeki siperden bir bölüm. Maketler, ses ve ışıklandırma çok iyi. Burayı görmenizi gerçekten tavsiye ederim. Bu da tüfek periskobu. Gördüğümde çok etkilendiğimi söylemeliyim. Savaşta siperden karşıya bakmak için kullanılıyor.
Burası da tek katlık Çanakkale Seyir Tepesi. Buradan bütün Çanakkale görüküyormuş.